Kadim dinlerin ve ruhani geleneklerin çoğu, normal zihin durumumuzun temel bir kusurla mağlul olduğuna dair ortak bir kavrayışı paylaşır. Bununla birlikte, insanlık durumunun doğasına ilişkin bu içgörüden, buna kötü haber diyebiliriz, ikinci bir içgörü ortaya çıkar. İnsan bilincinin radikal bir dönüşüm olasılığına ilişkin iyi haber. Hindu öğretilerinde ve bazen Budizm'de de, bu dönüşüm aydınlanma olarak adlandırılır. İsa'nın öğretilerinde kurtuluş, Budizm'de ise ıstırabın sona ermesidir. Felah ve uyanış bu dönüşümü tanımlamak için kullanılan diğer terimlerdir. İnsanlığın en büyük başarısı sanat, bilim ya da teknoloji eserleri değil, kendi işlevsizliğinin, kendi deliliğinin farkına varmasıdır. Uzak geçmişte bu farkındalık birkaç bireye ulaşmıştı bile. Hindistan'da 2600 yıl önce yaşamış olan Guatama Siddhartha adlı bir adam, belki de bunu mutlak bir nitelikte gören bir kişiydi. Daha sonra kendisine Buda ünvanı verilmişti. Bu uyanmış kişi anlamına gelir. Hemen hemen aynı zamanlarda insanlığın erken uyanmış öğretmenlerinden bir diğeri Çin'de ortaya çıktı. Adı Lao Tzu'ydu. Öğretisinin kaydını şimdiye kadar yazılmış en derin ruhani kitaplardan biri olan Daodeqing şeklinde bıraktı. Kişinin kendi deliliğinin farkına varması, elbette akıl sağlığının ortaya çıkması, iyileşmenin ve aşkınlığın başlangıcıdır. Gezegende bilincin yeni bir boyutu ortaya çıkmaya başlamıştı. İlk geçici çiçeklenme. Bu nadir bireyler daha sonra çağdaşlarıyla konuştular. Günahtan, acıdan ve yanılsamadan bahsettiler. Dediler ki, nasıl yaşadığınıza bakın. Ne yaptığınızı, Nasıl acılar yarattığınızı görün. Sonra da normal insan varoluşunun kolektif kabusundan uyanma olasılığına işaret ettiler, yolu gösterdiler. Dünya henüz onlara hazır değildi ama yine de insanlığın uyanışının hayati ve gerekli bir parçasıydılar. Kaçınılmaz olarak çağdaşları ve sonraki nesiller tarafından çoğunlukla yanlış anlaşıldılar. Öğretileri hem basit hem de güçlü olmasına rağmen bazı durumlarda müritleri tarafından yazılı olarak kaydedilirken bile çarpıtıldı ve yanlış yorumlandı. Yüzyıllar boyunca orijinal öğretilerle hiçbir ilgisi olmayan ancak temel bir yanlış anlamanın yansımaları olan pek çok şey eklenmiştir. Bazı öğretmenlerle alay edildi, onlara hakaret edildi ya da öldürüldüler. Diğerlerine ise Tanrı olarak tapılmaya başlandı. İnsan zihninin işlevsizliğinin ötesine, Kolektif delilikten çıkış yolunda işaret eden öğretiler çarpıtıldı ve kendileri de deliliğin bir parçası haline geldi. Böylece öğretiler büyük ölçüde birleştirici güçler olmaktan ziyade bölücü güçler haline gelmiştir. Tüm yaşamın temel birliğinin farkına varılması yoluyla şiddetin ve nefretin sona ermesini sağlamak yerine daha fazla şiddet ve nefret, İnsanlar arasında olduğu kadar farklı öğretiler arasında ve hatta aynı öğreti içinde bile daha fazla bölünme getirdiler. İnsanların kendilerini özdeşleştirebilecekleri ideolojiler, inanç sistemleri haline geldiler ve böylece onları sahte bendik duygularını geliştirmek için kullandılar. Onlar aracılığıyla kendilerini doğru ve diğerlerini yanlış yapabildiler ve böylece kimliklerini, düşmanları, ötekiler inanmayanlar ya da yanlış inananlar üzerinden tanımlayabildiler ve nadiren de olsa onları öldürmekte kendilerini haklı gördüler. Ve yine de ve yine de tüm çılgınlıklara rağmen işaret ettikleri hakikat hala özlerinde parlıyor. Çarpıtma ve yanlış yorumlama katmanlarının arasından ne kadar sönük de olsa hala parlıyor. Bununla birlikte en azından kendi içinde bu hakikate bir anlığına da olsa göz atmadığın sürece onu orada algılaman pek olası değildir. Tarih boyunca bilinçte bir değişim yaşayan ve böylece tüm öğretilerin işaret ettiği gerçeği kendi işlerinde fark eden nadir bireyler olmuştur. Bu kavramsal olmayan hakikati tanımlamak için de kendi öğretilerinin kavramsal çerçevesini kullanmışlardır. Bu insanlardan bazıları aracılığıyla tüm öğretilerde yalnızca yeniden keşfi değil bazı durumlarda orijinal öğretinin ışığının yoğunlaştırılmasını temsil eden okullar ya da hareketler gelişmiştir. Erken ve ortaçağ Hristiyanlığında gnostisizm ve mistisizm, İslam dininde sufizm, Yahudilikte hasidizm ve kabala, Hinduizmde Advaita ve Danta, Budizmde Zen bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ana akım öğretilerin aksine öğretileri aydınlanma ve içsel dönüşümü vurgulamıştır. Bu ezoterik okullar ya da hareketler sayesinde öğretiler, orijinal öğretilerin dönüştürücü gücünü yeniden kazanmıştır. Ancak çoğu durumda sadece küçük bir azınlık bu öğretilere erişebilmiştir. Sayıları hiçbir zaman çoğunluğun derin kolektif bilinçaltı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak kadar fazla olmamıştır. Zaman içinde bu okullardan bazıları, etkili olamayacak kadar katı bir şekilde resmileşmiş ya da kavramsallaştırılmıştır. Yeni bilincin ortaya çıkmasında yerleşik dinlerin rolü nedir? Pek çok insan maneviyat ile din arasındaki farkın zaten farkında. Bir inanç sistemine sahip olmanın, yani mutlak gerçek olarak kabul ettiğin bir dizi düşünceye sahip olmanın, bu inançların doğası ne olursa olsun seni manevi yapmayacağının farkındadırlar. Aslında düşüncelerini yani inançlarını kimliğin haline getirdikçe kendi içindeki ruhani boyuttan daha fazla koparsın. Pek çok dindar insan bu seviyede takılıp kalmıştır. Gerçeği düşünceyle bir tutarlar ve tamamen düşünceyle yani zihinleriyle özdeşleştiklerinden kimliklerini korumak için bilinçsiz bir girişimle gerçeğe tek başına sahip olduklarını iddia ederler. Düşüncenin sınırlarının farkında değillerdir tam olarak onlar gibi inanmadığın yani düşünmediğin sürece onların gözünde hatalısındır ve uzak olmayan bir geçmişte bunun için seni öldürmekte kendilerini haklı hissederlerdi. Ve bazıları hala bunu yapıyor, şimdi bile. Maneviyat bilincin dönüşümü, büyük ölçüde mevcut kurumsallaşmış dinlerin yapılarının dışında ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar kurumsallaşmış hiyerarşiler kendilerini tehdit altında hissetseler, ve çoğu zaman bunları bastırmaya çalışsalar da zihin egemen olduğu dinlerde bile her zaman maneviyat cepleri vardı. Maneviyatın dini yapıların dışına geniş çaplı bir şekilde açılması tamamen yeni bir gelişmedir. Geçmişte özellikle de Hristiyan kilisesinin maneviyat üzerinde sanal bir imtiyaza sahip olduğu, tüm kültürler arasında en zihin egemen olan batıda bu düşünülemezdi. Kilise tarafından onaylanmadığın sürece ayağa kalkıp ruhani bir konuşma yapamaz, ya da ruhani bir kitap yayınlayamazdın. Ve eğer öyle değilsen seni hemen sustururlardı. Kısmen yerleşik dinlerin dışında ortaya çıkan ruhani öğretilerin bir sonucu olarak ama aynı zamanda kadim doğu bilgilik öğretilerinin de etkisiyle geleneksel dinlerin giderek artan sayıda takipçisi, biçim, dogma ve katı inanç sistemleriyle özdeşleşmeyi bırakabilmekte ve kendi işlerindeki derinliği keşfederken aynı zamanda kendi ruhani geleneklerinde saklı olan orijinal derinliği de keşfedebilmektedir. Ne kadar ruhani olduğunun bilinç durumunuzla ilgili olduğunu fark ederler. Bu da dünyada nasıl hareket ettiğini ve başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu belirler. Biçimin ötesine bakamayanlar inançlarına yani zihinlerine daha da derinlemesine yerleşmiş olurlar. Bu zamanda yalnızca eşi benzeri görülmemiş bir bilinç akışına değil, aynı zamanda egonun sağlamlaşmasına ve yoğunlaşmasına da tanık oluyoruz. Bazı dini kurumlar yeni bilince açık olacak, diğerleri ise doktriner pozisyonlarını sertleştirecek ve kolektif egonun kendini savunacağı ve karşılık vereceği tüm diğer insan yapımı yapıların bir parçası haline gelecek. Bazı mezhepler, tarikatlar ya da dini hareketler temelde kolektif ego varlıklarıdır ve gerçekliğin alternatif yorumlarına kapalı herhangi bir siyasi ideolojinin takipçileri gibi zihinsel konumlarıyla katı bir şekilde özdeşleşmişlerdir. Ancak ego çözülmeye mahkumdur ve ister dini ister diğer kurumlar, şirketler veya hükümetler olsun kemikleşmiş tüm yapıları ne kadar köklü görünürlerse görünsünler içten içe parçalanacaktır. En katı yapılar, değişime en dayanıksız olanlar ilk önce çökecektir. Sovyet komünizmi örneğinde bu çoktan gerçekleşmiştir. Ne kadar köklü, ne kadar sağlam ve yekpare görünse de birkaç yıl içinde içten içe parçalandı. Hiç kimse bunu öngeremedi. Herkes gafil allandı. Bizi bekleyen böyle daha pek çok sürpriz var.